Aşıkların göğünde yeri hiçbir zaman değişmeyen tek bir yıldız parlar. O da kuzey yıldızıdır. O yıldız ki dünya döndükçe sadece kuzeyi gösterecektir. Bu hikaye Karadeniz'in bıçkın delikanlısı Kuzey ile hırçın kızı yıldızın bitmek tükenmek bilmeyen, gücünü Karadeniz'in öfkesinden ve o meşhur inadından alan ölümsüz aşkının hikayesidir. Ben ve kardeşlerim başlangıçta her şeyden bir haberdik. Bizim için hikaye İstanbul'daki evimizde annemiz tarafından kısacık bir mektupla terk edildiğimizde başlamıştı. O mektupta annemiz bizden özür dilemek yerine aile şirketimizden çektiği paranın zaten kendi parası olduğunu anlatmıştı uzun uzun. Mektupta yazanlara inanmak hiç kolay değildi. Özellikle de son cümlesine. Sizden değil, babanızdan ayrılıyorum kızlar. Zamanı geldiğinde yanınızda olacağım. Evet, tam olarak böyle yazmıştı. Bu ne ya? Şaka falan herhalde ya da ne bileyim sosyal deney. Hangisine inanmadın Mineciğim, ha? Sevgili anneciğimizin babamızı aldattığına mı? Yoksa tüm parayla kaçtığına mı? Ya ne kaş göz yapıyorsun abla ya? Yalan mı söylüyorum? Bir de dalga geçer gibi hakkım olanı aldım demiş. Resmen cep harçlığı bırakmış babama. Dımdızdak ortada kaldık. Ortada falan kaldığımız yok. Biz bir aradayız. Evimizdeyiz. Annem gitmiş olabilir ama biz buradayız. Evet ama yaklaşık 2,5 milyon lira falan eksikle. Mine! Ne var ya? Haklı Mine. 5 kuruşsuz ortada kaldık işte. Ulan tamam artık yeter. Rükçe. Mine. Kimsenin ortada kaldığı da yok, 5 kuruş parasız kaldığı da yok. Ben bostan korkuluğu değilim. Buradayım. Halledeceğiz. Çök. Babam bunu yapabileceğine inanıyordu. O günden itibaren şirketi düze çıkarmak için var gücüyle çalıştı. Ama annemin bıraktığı enkazı toparlamak, yerle bir ettiği itibarını geri kazanmak hiç de kolay değildi. Kuzey Bey, çizimler harika olmuş. Hatta proje kağıt üzerinde de oldukça başarılı görünüyor. Ama... Ama? Maalesef sizinle çalışmaya devam edemeyeceğiz. Neden? Şirketinizin son dönemdeki mali yapısı böyle büyük bir projeyi tamamlamak için yeterli görünmüyor. Kaygınızı anlıyorum ama bu bizim ilk işimiz değil. Daha önce sizi hiç yarı yolda bırakmadım. Biliyorum ama projenin ekonomik altyapısını karşılayabilecek bir şirketle çalışmak zorundayım. Anladım. O zaman size iyi günler. İyi günler. Annemin gidişi, babamın sadece duygularını değil, itibarını ve işlerini de yerle bir etmişti. Hiç mi unutuyor? Var. 2,5 milyonun varsa var. Eğer beni dinleseydin, bunların hiçbirini yaşamayacaktın biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tefeci diyeceksin yine. Adam bildiğin tefecilerden değil, gayet saygın bir iş adamı. Niye bu ön yargını anlamıyorum. %20 diyorsun, ödeyemezsem ne olacak? Kuzey. Eğer böyle düşüneceksen ticaret yapmayacaksın. Doğru. Unutma, para parayı çeker. O 2,5 milyonla proje ortaklarını yeniden bağlayacaksın. Zaten sonra parayı katlayacaksın. Bu kadar. Ya doğru diyorsun ama... Ama ne? Ama şu, ben böyle adamlarla hiç muhatap olmadım. Saygın bir ismim var benim. Allah, yine döndük başa Kuzey. Neyse ki benim adamlarda iyi bir referansım var. Referans mı olacaksın bana? Kefil olacağım oğlum sana, kefil. Babam denize düşmüştü. Ve can simidi sandığı yılanın ta kendisiydi. Bunu çok acı bir şekilde öğrenecekti. Tamam. Tamam. Tamam ula tamam. Tamam. Gel buraya. Elbette bir. Zavallı babam. Tabii. Dost bildiğinin aslında en büyük düşmanı olduğundan habersizdi. Babam çetin aracılığıyla parayı almıştı.
Ama bu para şirketi düze çıkarmaya yetmemiş. Hı hı. Hatta işler daha da kötüye gitmişti. Babam artık sadece kaybetmiş değil, bir de dostuna karşı kendini çok mahcup hissediyordu. Çünkü Çetin olacak şeytanın avukatı rolünü layıkıyla oynuyordu. Ne oldu parayı getirdiğini söyle bana. Ödemeyi erteleyemezmiş. İki kez Kuzey, erteledik. Faiz ana paranın yarısı oldu bile. Beni sıkıştırıyorlar. Onları daha fazla bekletemeyiz. Biliyorum abi, başını derde soktum. Dostlar böyle günler içindir değil mi? Ben halledeceğim. Annemin evini sat... Ne? Öyle bir şey yok ya. Sattım bile. Niye bunu yaptın abi? Oğlum parayı getiremeyeceğini biliyordum. Ayrıca adamlar seni değil beni tanıyorlar. Mecburdum. Abi o ev annenden kalan tek şeydi. Ama beni annemin hatırasından daha çok mutlu edecek şeyler de var hayatta. Kuzey, bana bak. Eğer bana yardımcı olursan kapatırım borcunu. Oğlum sen ne zaman benden yardım istedin de geri çevirdim, karşılık bekledim. Söyle. Ama bu sefer karşılıklı bir şey istiyorum. Karşılıklı hep birlikte mutlu olalım istiyorum. Çetin ne zırvalıyorsun, dümdüz söyle. Tamam, peki. Kuzey. Kuzey, ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Feride'yi senden istiyorum. Nasıl? Eşim olarak. Şaka mı? Hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Çetin. Ben Feride'nin babasıyım. Sen de amcası sayılırsın. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır, bak. Ben ona aşığım. Hem de onu ilk gördüğümden beri aşığım. Eğer sen olur dersen Feride çiğnemezsin. Hem de böyle bir durumda. Sen ne dediğinin farkında mısın? İnan bana, Feride'yi ömrünün sonuna kadar el üstünde tutarım. Tek bir laf. Tek bir lafla herkes mutlu olacak, anlamıyor musun? Tek bir laf. Tek bir hareket. Çetin, sen benim nereli olduğumu biliyor musun? Evet. Karadenizli. Güzel. Karadenizli. O zaman ne yapacağımı da biliyorsun. Ne yapacaksın? Tek bir hareket. Bir daha kızımın adını ağzına alırsan senin o kafanı koparırım. Eline veririm, anladın mı? Bende satılık kız yok. Paran da evin de yerin dibine batsın. Pislik herif. Kuzey. Kuzey! Haciz işlemlerini başlattı. Hemen! Çetin kurduğu planı işletmiş, babamın ipini bir de o çekmişti. Artık sadece tefeciler değil, Çetin de babamın ensesindeydi. Ve kardeşlerimle ben, halimizin vahametinden bir haber, her zamanki gibi başlamıştık güne. Kızlar! Mine! Gökçe! Hadi kahvaltı hazır! Heh. Ya abla, ben yeşil ırkımı bulamıyorum. Nerede o? Nerede çıkardıysan oradadır. Tatlı şey. Annemin yokluğunu gerçekten aratmıyorsun. Günaydın Famele ya. Dur. Ne oluyor be? Ya sen bu ülkeyi giymek için benden izin aldın mı? Yok. Rahatlığa bak ya. Ver şunu çabuk. Vermiyorum canım. Git yukarıdan başka bir şey giy. Asıl sen başka bir şey giy. Hep bu çoraplarla bu hırka olmuş mu gerçekten? Allah Allah. Sen çok biliyorsun Emineciğim. Emine deyip deyip durma bana. O babaannemin adı benim değil. Niye? Nüfus cüzdanı da Emine yazmıyor mu? Ne yazdığından sana ne? Ben baştaki E'den hoşlanmıyorum. Allah Allah. Ben de sondaki E'yi sevmiyorum. Ne yapayım? Emin mi diyeyim sana?
Git sen bana hiçbir şey deme. Hatta mümkünse okulda da konuşmayalım, tamam? Çok iyi fikir ya. Zaten seni kollamaktan benim okul hayatım mahvoldu. Hadi ya. Ya kızlar ne? Artık okul için kavga etmenize gerek yok. Yorgan gitti, kavga bitti. O ne demek? Okuldan gelmiş. Bu ay da okul taksiti ödenmezse gidecek bir okulunuz kalmadı demek. Gerçekten bu kadar fakir miyiz şu an? Oh baba, oh! Ah anne, ah demelisin. Babamın ne suçu var? Tamam ya, asmayın suratınızı. Allah beterinden korusun. Daha beter ne olabilir ki? Hadi ben bakarım. Merhaba. Merhaba. Burası Kuzey Mollaoğlu'nun evi mi? Evet, siz kimsiniz? Biz icra dairesinden geliyoruz. Kuzey Bey'in tahsil edilmemiş borcundan dolayı haciz işlemini başlatacağız. Haciz mi? Evet, haciz. Şimdi müsaade ederseniz biz işimizi yapalım. Hadi arkadaşlar. Ne oldu kızım, ne bağırıyorsun? İcra memurları geldi. Ne? Haciz diyorum, haciz. Koltuk takımı yazdım, götürebilirsiniz. Hop 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 hop. O benim kahvemekran, nereye götürüyorsun ya? İleri çekilin. Aa, asıl sen çekil be. Kimin evinden neyi götürüyorsun sen? Hep kime diyorum. Şimdi baba, bu kahve makinemi götürüyorlar ama. Tamam aşkım, sakin. Hayırdır? Kuzey Mollaoğlu siz misiniz? Evet. Ödenmemiş borcunuz var. Tarafınıza tebliğ edildiği halde herhangi bir ödeme yapmamışsınız. Bana tebligat gelmedi. Ama burada öyle görünmüyor. Bakın. Alacaklı'nın avukatı Çetin Alkor tarafından tebliğ edilmiş size. Bu yüzden lütfen zorluk çıkartmayın. Biz de işimizi yapalım. Teşekkür. Baba. Baba bir şey yapsana. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Ne? Baba ne yapacağız? Baba. Kızlar siz burada bekleyin. Baba. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Dur, baba dur lütfen. Çekil. Baba dur lütfen. Bak sen gidince ne olacak? İşi bu raddeye getirenden vaz mı geçecek? Feride, bilmediğin şeyler var. Yok baba, ben her şeyi biliyorum. Konuştu benimle. Ha seninle konuştu öyle mi? Suratına baka baka söyledi utanmadan. Evet, sana söylediklerinin aynısını söyledi ama böyle daha romantik bir şekilde söyledi işte. Tamam kızım, ben romantik şekilde delik deşik ederim onu. Bırak sen. Baba dur yapma ne olur lütfen baba. Baba yapma. Bak sen onu vurunca ne olacak ha? Ha biz ne olacağız? Düşünsene bir. Sen de bizi terk mi edeceksin annem gibi? Oğlum bizim sana ihtiyacımız var. Bundan sonra annemiz de babamız da sensin. Şimdi ne yapacağız? Nerede yatacağız? Halledeceğiz bir şekilde. Burada kalacak halimiz yok. Bir otele falan gideriz değil mi baba? Gideceğiz. Ama otele değil. Nereye? Eskiden kaçtığım ama bildiğim en güvenli yer. Yarın yeni hayatımızın ilk günü olacaktı. Orada bir köy vardı uzakta. Ve artık o köy, gitmesek de, görmesek de bizim köyümüzdü. Haydi bakayım, haydi Esma, haydi. Ama çok geçmeden anlayacaktık ki o köy...
herkesi bağrına basmaya pek de hevesli değilmiş. Hele içlerinden biri hiç değilmiş. Utanmıyorsunuz mu benim ineğimi çalmaya? Tövbe de abla, vallahi biz hırsız falan değiliz. Vallahi değiliz abla. Ula gözümle gördüm. Nazara ite kaka kamyonete sokmaya çalışıydınız. Evet abla ama çalmak için değil. Satın aldık biz onu. Ula benim ineğimi köyde benden habersiz satacak adam daha anasının karnından doğmadı. Söyleyin kimden aldınız? Şeymuz abla. Evet Şeymuz. Ula bu köyde Şeymuz adında değil kasap. Adam yok la. Ama Hamdi var. Hamdi kim? Aha bu. Yalancılık en iyileri sizi. Ne ettin Yıldız? Görmüyor musun? Ondan dönüyorum. İyi ettin. Akşam düğüne geliyorsun değil mi? Yok gelmem ben. Niyemiş o? Ne olur gelmeyeyim merak etme. Onlar gelseler de ben gelmem. Sen benim en yakın arkadaşımsın bir kere. Geleceğim diyorsam geleceğim. Uzatma Fadime. Bak adamlar kaçıyor. Ulan... Sizi de... Ulan eri! Daha cezanız bitmedi. Baba, anlatacaksın artık değil mi? Neyi kuzum?
dedemle aslında neden küstüğünüzü? İstanbul'a taşınıp annenle evlenince küstü bana. Konuştuk bunları. Bu yüzden mi kaçtın yani? Ya aşkıma, kararlarıma saygı duymamaları yetmiyor. Yani senin için yetiyor ama ben dedemi anlamıyorum. Baban ya, o senin baban. Babaannem bile bizimle görüştüğünü kocasından gizliyor. Niye? Sırf sen annenle evlenip İstanbul'a yerleştin diye mi? Kızım, ben İstanbul'u ve annemi seçince memleketim, ailem, sevdiklerim, hatta verdiğim sözleri bile terk ettim. Verdiğim sözleri derken? Yani benim adıma verilen sözleri desek daha doğru olur. Ama sonuçta kalp kırdım mı, kırdım. Yaktın, yıktın yani. Nedense hiç şaşırmadım. Ben... Bu sefer kalbimi çok kırdın yani, çok. Hiç abi sözü falan dinlemiyor. Gel Yıldız bak. Hep beraber şu sonsuz yalnızlığına bir dur diyelim ya. Hı? Zincirlerini kırmanın vakti gelmedi mi? Hayırdır Sefer Reis? Yine neyin alıştırmasını yapıyorsun? Ha hiç ya, öyle. Yok yok, aynalara sorduğuna göre yine Yıldız'ın bir derdin var senin. Ya Nadir, hayırlı bir iş üzerinde çalışıyorum. Sen hayırlı bir işin olmaz. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Gel, gel, gel. Dur. Nade, Yıldız'la acilen konuşman lazım. Ne oldu, kavga mı ettiniz ne? Şu yeni tayin olan doktor var ya, Yıldız'ı görmüş, beğenmiş, oğlan perişan. Allah'ın izniyle de görücü gelecek. Niye edecek, ne edecek? Görücü gelecek dedim ya, ne dedin? Yıldız'ın yüreği hala cayır cayır kuzey için yanarken görücü merücü istemez. Kız, görücü gelecek diyorsam görücü gelecek, bitti. Ne? Ne demek görücü gelecek? Hemen celallenme Yıldız. Hem bak iyi olacak, hasta ayağına doktor gelirmiş. Ay. Ya adam seni görmüş beğenmiş, ayıp mı? Ayıp yenge, ayıp. Ben o doktorun ablası yaşın, hem dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Ya öyle ufak tefek detaylara dağılmayalım Yıldız'ım. Hem senden de bir 20 yıl düşmek gerek. O kadar yıl bekar yaşadım. Yenge, git de ki abime Yıldız'ın o taraklarda bezi yokmuş de. Artık kararı kesilmiş, evlenmeyecekmiş de. Ya tamam. Yıldız'ım yaşlı güçlü gelme. Adam doktor. Bir elinde maaşı, bir elinde gül gibi diploması var. Bir evet desen hayatın kurtuluyor. Bunu sen mi söylüyorsun gerçekten? Sen hiç mi tanımıyorsun beni? Sevmeye tövbe ettik. Sevilmenin nesi göttü? Sevmenin de sevilmenin de bir hayrını görmedim ben. İstemiyorum artık kimse sevmesin beni. O defteri kapattım ben. He kapattın. Kapattın kendi gibi Allah'ın unuttuğu yere. Cinlerinle perilere karışacaksın diye vallahi çok korkuyum ben. He. En azından periler insanların hayallerini gerçekleştiriyor. Erkekler gibi yakıp yıkmıyorlar. Tövbe ya, tövbe estağfurullah. Man. Yeter artık bak. Başıma görücü çıkarıp durmayın. Kararım kesin, evlenmeyeceğim. Geçülüğü etme. Nasiplerine bir şans vermeyen esmesin. Hem de unutma. Kısmet her türlü namus lekesini demizliği. O ne demek? Koydaki dedikodular aldı başını gitti. Sen böyle kısmetlerini reddettikçe oylu sen iffetin ağızlarına doladı. Kuzeyin sen girletti. Sen de o yüzden kimseye varmadığını söylüyorlar. Sen de bunun doğru olup olmadığını öğrenmeye mi geldin? Bu muydu senin deminden beri karın ağrın? Hayır benim bacım, ben sana inanıyorum. Ya ben sadece dedim ki şu gölün ağzını bir kapat. Laf verme yani. Hem de bak sen öyle üçün beşin hesabını yapmayacaksın artık. Yok onun gözü şaşırmış, yok onun kulağı gevşemiş, yok onun burnu büyükmüş demeyeceğim. Adam karşına çıktığında şöyle bir bakacağım. Eh fena değil dediğin noktada adama bir şans vereceğim. Ve şu tüm cümle alemin çenesini kapatacağım, oturtacağım aşağıya. Ben namusumu kimseye kanıtlamak zorunda değilim. Ben o defteri 20 sene önce kapattım. Sen söyle o cümle aleme, alsınlar onlar laflarını. Başlarına çalsınlar. Doktora şöyle bir göz ucuyla bakaydın kız. Şöyle bir. He. Bakacağım. Bakacağım ona ben. Şöyle aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı bakacağım. Aman Yıldız ya. Adam doktor ya. Doktor ya. Adam doktor ya. Derin nefes alıyoruz. Bir daha. Derin derin. Allah!
mısın? Evet benim, buyurun. Buyur hacı. Ulan sende hiç mi utanma, arlan mı yok ha? Ben senin ablan yaşındayım ulan, ablan. Öldüreceğim. Öldürüp seni buraya gömeceğim. Yıldız kızım, önce bana bir muayene etseydi, ondan sonra öldürseydin. He, tamam. Hastaya bakmam lazım. Bir de boğazımı sıkmasanız nabzım düşüyor. Babuk uşak, bir daha bana yan gözle baktığını görürsem nabzından atlarım senin, anladın mı? De bakayım hele, neyinmişim ben senin? Dünya rütbacımmışsınız. Bir daha söyle. Bacımsın. Bir daha. Bacımsın. Ha şöyle. Geçmiş olsun Rıza. Sağ ol. Bir de benim prostatım vardı, doktor bey evladım. Ona da bakar mısın? Aç, aç bakacağım. Aç. Ver bakalım abicim oradan. Üçüncü bavul benim. Molu alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi kızlar. Baba. Ya nereye gidiyorsun? Binsek ya şu taksiye. Ay evet ya, benim babam da çok ağır zaten. Ya kızım, söyledim sana her şey içine doldurma diye. Ay vallahi ablacığım, kıyafetlerimin yarısı eşyalarla gitti. Kalanları da bırakamazdım. Haklı. Evet kızlar, dolmuşlar bu tarafta. Dolmuş mu? Dolmuş. Hayır, dolmamış. İğrençsiniz gerçekten. Gökçe bile yapmazdı bunu. Kolay gelsin Güldeniz abla. Sağ olasın. Ay burası baya baya köy. Ay ne güzel işte. Hem senin burada adını da gizlemene gerek kalmaz. Ben Emine'yim, ben Emine'yim diye bağır. Ay sen de iyice taktın Emine'yi. Üf. Sağ olasın kardeşim. Baba, dedeme mi gidiyoruz? Ha kızım, şu yukarıdaki. Selamünaleyküm ağalar. Güzel. Ay niye bize uzaylıymışız gibi bakıyorlar? Ne? Ay ne ne? Bağırma. Öyle. Ay yanlış eve mi geldik? Girmeyecek miyiz içeri? Gireceğiz kızım. Yalnız biliyorsunuz dedenizle küsüz. Şimdi gireriz ters bir laf eder. Sakın aldırmayın, tamam mı? Nasıl yani babacığım? Sen geleceğimizi söylemedin mi? Babaanneme de mi? Kızım girince hep beraber öğrenecekler işte. Bak tekrarlıyorum. Beni şu bahçenin ortasına yatırsa kesse ağzınızı açmayacaksınız, tamam mı? E biz çok eğleneceğiz o zaman. Eğlendireceğim ben seni, sen dur. Akıllı uslu duruyorsunuz, efendi duruyorsunuz, tamam mı? Efendi gibi nasıl durursan biliyor musun? Benim de. Sıkıcı. Anacığım. Oy! Oğlum! Ana! Cazılarına gelmişsiniz ya. Ne el gibi duruyorsunuz öyle? Nenesinin kaymakları. Emine, iki senede nasıl serpilmişsin kız? Nenesinin adaşı. Ay! Ay! Oh, kızım. Of. Ya
yavrularım. Oh, oh, oh. Buyurun size. Oh. Anacığım, torunlarını gördün, oğluna hiç bakmayan ha. Ana, unutur muyum seni? Zülfüne kurban oldu. Oğlu... Andır kalasıca seni. Şimdi mi dank etti başa? Onca yıl sonra. Babam geldi. Hayırdır Emine? Göçürücüler mi toplaşmış kapımıza? Dilenciler değil baba. Oğlunla torunlar.